Kadınlar genç neslin radikalleşmesine karşı savaşta ve düzensiz göçün yönetiminde merkezi bir konumda. Mağdurları korumak ve kadınların öncülüğünü teşvik etmek. Brüksel'de düzenlenen Crans-Montana Forumu Afrikalı Kadınlar İnisiyatifi'nin tartıştığı konulardı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre kadınlar ve çocuklar mültecilerin %60'ını oluşturuyor ve istismara uğrama ve şiddet görme riskleri erkeklerden daha yüksek. Göç eden çocukların %90'ının ise yanında bir yetişkin bulunmuyor. Bu çocuklar için özel bir yasa tasarısı hazırladık. Onları topluma dahil etmeyi, aileler tarafından evlat edinilmelerini, okula gitmelerini sağlayan bir yasa. Ancak belirli etnik gruplardan kadınlar ve çocuklar için durum diğerlerinden daha da karanlık. Irak ve Suriye'deki Yezidiler gibi. Bugün hala 3000'in üzerinde Yezidi kadın IŞİD'in tutsağı. Yezidi mültecilerin durumu çok ağır, özellikle Irak'ta olanlar. Bugüne kadar onlara yardım etmek ve güvenliklerini sağlamak için hiçbir adım atılmadı. Forumda öne çıkan fikirlerden biri kadınları ekonomiye dahil eden, önderliğini teşvik eden programlara daha fazla yatırım yapılmasının, gençlerin radikalleşmesiyle savaşta kullanılacak en önemli silahlardan biri olduğu yönündeydi. Elvadi vilayetinde düzenlenen Teknopol Forumu'nun amacı gençlerin gelişimine katkıda bulunmak. Bu da bilimsel araştırmalar, eğitim, formasyon ve gençler için iş olanaklarıyla, startuplar aracılığıyla yapılacak. Sadece gençler için de değil, tüm Sahra Altı Afrikası için. Avrupa Birliği'nin Afrika'ya yapılacak yatırımlarla gelişmekte olan ülkelerde iş olanakları sağlaması, birliğin göç stratejilerinin başında geliyor.